geldiniz. Hoş geldiniz. Bir alkışlar mı? Bravo, 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 bravo. Asgari ücret tespit komisyonumuza hoş geldiniz hepiniz. Sizleri buraya kadar yorduk ama bu gereksiz toplantıları senede bir yapmak zorundayız. Biliyorsunuz çıkacak içinde bir saatte hemen bitirelim. Benim hanım evde bir güzel ıspanaklı börek yapmış. Hemen gidip onu yemem lazım. Bizi böyle gereksiz işlerle uğraştırıyorlar biliyorsunuz. İşverenler asgari ücretten daha fazla veremezsiniz demiyoruz ki biz onlara. Bunlara kalsa 300 de verir, 400 de verir. Yamyamsınız hepiniz. Eyvallah, 400 aslında iyi. Şimdi efendim, küresel piyasalar bizim için her şeyden önemli. Bu küresel piyasalar karşısında hiçbir şey tanımayız. Affedersiniz, anamızı da tanımayız, babamızı da tanımayız. Evet, siz ne diyorsunuz sayın işveren temsilci? Teşekkür ederim sayın hükümet temsilcim. Şimdi asgari ücret az falan yetmiyor diyor bu işçiler. Malum memlekette 2,5 milyon işsiz var. Sen iş bulmuşsun, ekmek bulmuşsun, haline şükret. Asgari ücret yetmiyor öyle mi? Ben devlete senin için ne paralar ödüyorum biliyor musun? Sen 900 alıyorsun ama bana maliyetin 1200 lira. Biz bir aileyiz ama aramıza girmeye çalışan kara kediler var. Ben mi? Sen tabii. Sendika dedikleri aramıza nifak tohumları atan bir örgüt. Yalan. Böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Ben ne diyorum her ay size? Bu ay maaş yok. Diğeri öbürü. Biz bir aileyiz patron. Bizi kimse bölemez. İyi ki varsın patron. Çalışın. Allah razı olsun patron. Biz küresel piyasalarda günde 3-4 işçimizi kurban veren, şehit veren bir milletiz. Mehmetçiklerimiz kalkınma savaşında yine üst saflardalar. Bu güzel memlekete feda olsun. Gerekirse daha fazlasını veririz. Hiç çekinmeden. Ben şahsen hiç çekinmem. Efendim biz sendikacıyız. Dünya koşulları, Türkiye'nin şartları bizim elimiz konumuzu bağlıyor. Hükümet bir yandan çekiştiriyor, işçi bir yandan çekiştiriyor, işveren bir yandan çekiştiriyor. Her yıl burada Sayın İşveren Bey'in de hükümet temsilcisiyle buluşuruz. Biz muhalefet şerrimizi düşeriz. Çok güzel muhalefet şerri düşeriz. Asgari ücret az tabii. Bizce de az. Benimkine göre bayağı bir az. Biz isteriz ya, daha çok olsun. İçimizden isteriz. Sorarlarsa söyleriz de. Hatta vermezlerse muhalefet şerhimizi düşeriz. İşte tamam ya, tamam. Dostlar alışverişi görsün. Bence %7. Bizce mevcut asgari ücret yeterlidir. Fazla bile. Sayın hükümet yetkilim, bu sene asgari ücreti hiç arttırmasak diyorum. Siz ne dersiniz? En az %5 lazım. Yoksa bunların ikisi yer bitirir beni. İşçi var, işçiler düşünün. Sayın hükümet temsilcim, hadi %1 olsun o zaman. Açız, İşçiler ağzı var, dili yok. Geçinemiyoruz. Hem zam yapmadığınız da diyemez. Herkesin gönlü olur. Ne yaparsak yapalım. Sendikacı arkadaş muhalefet şerini koyacak zaten. O Allah'ın emri. Ama efendim, bu gözler neler gördü neler. Duyun bizi buraya, duyun bizi. Söylüyorum. Geçmişi asgari ücrete şart koymayan sendikacılar da oldu. Biz gene iyiyiz. En azından paşa paşa şerhimizi koyuyoruz. Açız diyoruz, açız. Duymuyor musunuz bizi? %3'te anlaşalım. Açız diyoruz, açız. Duymuyor musunuz? %3, 920 yapıyor. Biraz da bizleri düşünün. Gani yeter hepimize. Anlaşalım, gel arkadaş. Anlaşalım. Yeter artık. Sabrımız kalmamıştır artık. Artık asgari ücretle çalışmak istemiyoruz. 850 liraya, 9 liraya geçinemiyoruz. Hükümet duysun bizi. Sendikacılar duysun bizi. Devlet duysun bizi. Yeter artık. Yeter. Artık yeter diyoruz. İşçiler kan alıyor. Asgari ücretle geçiriyoruz. Elektrik faturamız var. Su faturamız var. Doğalgaz faturamız var. Hükümet bizi 12 yıldan beri oyalıyor. İşverenin sendikası var. Hükümetin sendikası var. Devletin sendikası var. İşverenin sendikası var. Ama işçinin sendikası yok. Hükümetimiz bir peşkeş çekti patronlara. Yeter diyoruz. Asgari ücretle geçinilmez diyoruz. Köleliktir diyoruz. Bizleri peşkeş çekmekten vazgeçin diyoruz. Her darlığın bir de bolluğu olurdu ama olmuyor işte. Senelerdir olmadı. Asgari ücret bir gün olsun bizi güldürmedi. İşveren temsilcileri işlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Onlara diyecek hiçbir sözümüz yok. Hükümet temsilcileri ise arayı bulmaları gerekirken işverenden yana çıkıyor. Masaya gelmeden işverenle birlik oluyorlar.
hükümet patrondan yana olunca komisyondan da patrondan yana olmuş oluyor. İşçiler maça 5-0 yenik başlıyorlar. İsmim Murat Topal, 12 yıldır ülkede çalışıyorum. İçerideki mevcut 8 saat üzerinden asgari ücret, sağlık sorunları ve zorunlu mesaileri protesto ettiğimiz için, ikinci bir sendika hakkımı kullandığımız için işten atıldık. Ben 3-4 dönemdir hükümete oy veriyorum ve her zaman bizim oylarımızda %90 almışlardır ve hiçbir zaman işçinin, yoksulun asgari ücretinin yanında olmamışlardır. Saraylar biliyor, bizim ekmeğimiz neden küçülüyor, bizim ekmeğimize neden göz dikiliyor. Biz bu milletin, bu devletin direği değil miyiz? Neden bunda göz ardı ediliyor? Hükümete soruyoruz ve 56 gündür fabrika önünde direniyoruz ve hükümetimizden hiçbir destek göremedik. Buradan sesleniyoruz. İşçiden oy alıp sermayeye arka çıkmak olmaz. İktidarınız döneminde taşı örneşme tavan yaptı. Devletin kurumu TÜİK yoksulluk ve açlık sınırı açıklarken yoksulluk sınırı 4000 liraya dayanmış. Açlık sınırı hala 1200 lirada. Ama hala asgari ücret 840 lira. Bu ne aziyet diye soruyoruz. Böyle iş olmaz. Açlık, yokluk, yoksulluk ve borç batağında yüzen emekçileri yan tarafta gördüğünüz gibi bugün kumar ülkesi haline gelen bu ülkede milli piyangolarla çıkış aramak zorunda bırakmaktadır. Bizler, bütün emekçiler yan yana durarak, birleşerek ancak bu şekilde haklarımızı alacağız.